Kurulan Cumhuriyet, tam bağımsız bir Türkiye'yi, kadın erkeğin eşit haklara sahip olduğu onurlu bir yurttaşlığı, insanın insanca yaşayabilmesini ifade ediyordu. Kurulan Cumhuriyet, bir tek kişinin veya zümrenin değil, milletin egemenliğini ifade ediyordu. İşte sizler bugün getirdiğiniz bu anayasa değişikliği teklifiyle bu cumhuriyet rejimini değiştirmek istiyorsunuz. Doğru ifade edelim, adını doğru koyalım. Tek bir kişiye dayalı bir sistem, anayasal diktatörlük kurmak istiyorsunuz. Nasıl ki cumhuriyetin kuruluşu milli mücadeleyi veren insanlar için bir onur belgesi olduysa, bu değişiklik teklifi de bir utanç belgesi olarak tarihte yerini alacaktır. Çünkü boş kağıtlara attığınız imzalarla tek kişinin keyfiyetine dayalı bir anayasal diktatörlük kuruyorsunuz. Çünkü sizler bir tek kişiye denetimsiz, sınırsız bir yetki veriyorsunuz. Çünkü ettiğiniz yeminleri çiğneyerek bir tek kişinin ihtirasıyla bu ülkeyi bir uçuruma sürüklüyorsunuz. Tarihe not düşmek için söylüyorum, vebal altındasınız. Günün birinde ağırlığıyla ezileceğiniz vicdani bir yük altındasınız. Yetmezmiş gibi bizlerden de irademizi tek bir kişiye ipotek etmemizi istiyorsunuz. Ama ne yazık ki, kusura bakmayın, biz bu kadar vicdansız değiliz. Değerli milletvekilleri, yalnızca AKP'ye değil, evet veren MHP milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bir sultanlık sistemi mi kurmak istiyorsunuz? Her şeyin, yani yasamanın, yürütmenin, yargının tek hakimi olan, denetlenmeyen, dilediğini atayan, dilediğini görevden alan bir diktatörlük mü kurmak istiyorsunuz? Bunu iyi düşünmek lazım. Böyle bir Türkiye mi istiyorsunuz? 21. yüzyılda bu millete bunu mu reva görüyorsunuz? Bu mudur millet egemenliğinden anlayışınız? Bu mudur demokrasi anlayışınız? Bu kötülüğü bu ülkeye niye yapıyorsunuz? Çünkü birileri böyle yapın diyor. Bakın, bu teklif her şeyden önce demokrasi için, cumhuriyetin kazanımları için, haklar için mücadele etmiş kişilere, askeri müdahalelere karşı direnenlere, zindanlarda işkence görenlere, diktaya, darbeye karşı hayatını feda edenlere karşı çok büyük bir haksızlıktır. Bu insanlar demokrasi için, insan hakları için bedel ödediler. Tek bir adamın diktatörlüğü için değil. Bunu iyi değerlendirmek zorundasınız. Değerli arkadaşlar, AKP 14 yıldır iktidarda. 14 yıldır parlamenter sistemle ülkeyi yönetiyor. Dilediği atamayı yapıyor, dilediğini görevden alıyor. Hatta ne istediniz de vermedik diyecek rahatlıkla FETÖ'cüleri istediği gibi devletin kadrolarına dolduruyor. Şimdi onlar arasına kara kedi girdi diye Süleymancıları, menzilcileri, bilmem kimcileri devlete yerleştiriyor istediği gibi. İstediği gibi tüm toplumsal muhalefete rağmen bir günde o kanunu geçirebiliyor. İki günde başbakanı değiştirebiliyor. E peki siz sormuyor musunuz kendinize, bu sistemde neyi yapamadık da değiştirmek istiyoruz diye? Vallahi kimse istikrar filan demesin. 14 yıldır ülkemizde İstikrar umuduylayız ama hiç istikrar göremedik. 14 yıldır Türkiye istikrarın iyisini değil, hiçbir şeyini göremedi. Eğer istikrar istiyorsanız hukuktan, demokrasiden, şeffaflıktan asla vazgeçmeyeceksiniz. İstikrarın yolu bu. Ama şunu söyleyeyim ki, Atatürk bir enkazdan bir cumhuriyet kurdu. Tekrar bu cumhuriyeti bir enkaza çevirmeye çalışanlara bu ülke izin vermeyecektir diyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum.